Murat Kelkitlioğlu Dinçer Zarraba hangi binayı sattı? Tüsiyat Başkanı Haluk Dinçer giderek Hürriyet gazetesine dün bir röportaj verdi. Bu söyleşiyi baştan sona okuduğunuzda patronlar kulübü olarak bilinen Tüsiyat'ın ekonomiden çok siyasetle ilgili olduğunu ancak hemen hemen hiçbir konuda bilgi sahibi olmadığını görüyorsunuz. Röportajdaki tek hedef Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Amaç, bugün paralel örgüte yönelik bütün operasyonları itibarsızlaştırmak ve 17 ve 25 Aralık darbe girişimlerini bir süredir uygulamaya konulan algı operasyonları çerçevesinde yolsuzluk kılıfına sokmak. Önce Dincer'in söylediklerini başlıklarıyla hatırlayalım. Ortaya çıkmış bir paralel devlet görmüyorum gezi otoriter tavra karşı tepkiydi. 17 Aralık iş dünyası için şaşırtıcı değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan el uzattı, havada bırakmadık. Bizim muhatabımız Cumhurbaşkanı değil Başbakan'dır. Devlet güdümünde bir iş dünyası çağdışı, batıya anlatamazsınız. Türk tipi başkanlığa karşıyız, Türkiye'yi geri götürür. TÜSİAD görmüyor. Evet Dinçer'in açıklamaları böyle. Zannedersiniz iş adamı derneği değil bir siyasi parti. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Genelkurmay Başkanı, bakanlarının en mahremlerine böcekler yerleştirilmiş, devletin gizli toplantıları dinlenmiş ve yabancı ülkelere servis edilmiş, kendinden olmayanlara karşı büyük bir savaş açılmış ancak TÜSİAD Başkanı, Paralel devlet görmüyor. Çok değil kısa bir süre önce Erdoğan başbakanken aradaki buzları eritmek için randevu üstüne randevu talep eden TÜSİAD yönetimi Erdoğan'ın uzattığı eli havada bırakmamış. Kimse kusura bakmasın ve bu milletin hafızasıyla alay etmeye kalkışmasın. Herhangi bir suç yokken ve gelelim 17 Aralık'a. TÜSİAD Başkanı Dinçer'e göre bu tarih yolsuzluklarla anılacak bir tarih. Bugün isimlerini anmaktan bile imtina ettikleri isimlerle nasıl işler yaptıklarını unuttular bile. Daha önce birçok defa ticaretin doğal sonucu olarak sürekli görüştükleri, yolları TÜSİAD'a birleşen isimleri bugün yolsuzluk yapmakla suçlamaktan geri durmuyorlar. Şimdi soruyorum, 17 Aralık operasyonunda adı geçen Reza Zarrab'la Haluk Dinçer arasında bir ticaret gerçekleşmiş midir? Dinçer, Aksigorta'nın Fındıklı'daki binasını 72 milyon dolar bedelle Zarrab'a satmış mıdır? Zarrab bu binada otel açmak istediğini iletmek için Aksigorta yönetim kurulu başkanı Dinçer'le görüşmüş müdür? Bunların hiçbiri suç değil tuhaf olan bir dönem birlikte iş yapmaktan imtina etmedikleri iş adamlarını haklarında kesinleşmiş herhangi bir suç olmadığı halde bugün potansiyel suçlu olarak ilan etmelerinde. Murat Kelkitlioğlu, Akşam